Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karnınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Evet, değerlendirmeye devam ediyoruz. LUNC coin ile alakalı konuşmayı, hatta daha doğrusu LUNC ve Luna ile alakalı konuşmayı sürdüreceğiz diye ifade edebilirim. Önceki videolarda başladık bu arada haberi incelemeyi seri halinde. Lütfen iki video öncesinden başlarsanız o daha iyi olacaktır. Dünyanın dört bir yanındaki binlerce yatırımcı aksilik nedeniyle önemli miktarlar kaybetti. Bakın artık çok fazla çöküş mağduru kalmadı. Şimdi LUNC'da aslında ikiye ayrılan bir mesele var. Birincisi ilk hareketi sağlayan çöküş mağdurları meselesi. İkincisi çöküş mağdurlarından ziyade piyasaya yeni giren acemi traderlar, bunlar işi ciddi anlamda döndürdü. Artık ilk kategori, yani çöküş mağdurlarından çok fazla kişi kalmadı. Yatırımcılar artık içerideki yatırımcılar, yani farklı yatırımcıların, farklı coinlerin yatırımcıları bunu orta vade hareketlerinde çok fazla kullanıyor. Tıpkı şu an gördüğümüz gibi. Bu da LUNC'u ne yapıyor? Yukarı meyilli hale getiriyor. Tıpkı şu anki gibi. Hemen ardından diyor bir Terra yatırımcısının kurucu ortak hakkında polise şikayette bulunmasıyla Kore Ulusal Vergi Dairesi, Do Kwon ve Terraform Labs'a 78.4 milyon dolarlık kurumlar ve gelir vergisi koydu. Aynen. Aslında etkilenen bir yatırımcı Won'un Güney Kore'deki evine bile geldi. Eşi daha sonra polisten güvenlik istedi. Aynen. Evini falan basmışlardı Do Kwon'un çöküşten sonra. Ne diyor? Ya bu çöküş muhabbetlerini geçeceğim artık. Tamam. Neyse. 2022'de Bloomberg bir hard fork'un ardından Luna'nın yeni bir sürümünün piyasaya sürüldüğünü ve eski Luna coin'in parası artık değeri düşen USD madeni parayla ilişkili olmadığını bildirdi. Aynen. Artık LUNC'un bile USD'siyle bir ilişkisi yok. Tabii ki yeni gelecek şeyler, mesela dedik ya ayın 15'inde, 15 Haziran'da yeni teklif, düzeltiyorum o staking için. Gelecek ay, yani Temmuz ayı, büyük ihtimalle 1 ya da 2 Temmuz'da gelecek olan yeni hareket, işte bu yeni yakın mekanizması gelecek tarzında konuştuk ya. Tabii burada o iletişimi tekrar o teminatlandırma sistemini yerine getirmeye çalışıyorlar. Bilmem anlatabildim mi? Nasıl USDC'yi yak, LUNC'u yak, otomatik bir şekilde, düzgün bir şekilde bunlar yakılsın ki teminatlandırmayla da uyumlu 1 dolara doğru gidebilecek bir süreç izlensin. Olay bu zaten. Ama şu anda o sistem yok. Eski para birimine LUNC ve daha yenisine Luna 2.0 adı verilir. Eski kripto para birimi tamamen değiştirilmemiş olsa da daha fazla kullanıcı geçtikçe yavaş yavaş çözülebilir. Yok, daha fazla kullanıcı geçmedi. İşte sıkıntı orada. Adam airdrop'u alıyor, çat diye satıyor, bu sefer LUNC'a geliyor, geçiyor tekrar. Böyle bir süreç izleniyor. Yahut Luna pek parlayamadı. İşte LUNC parladı. İçerisinde LUNC çıkıyor. İki video önce durumdan bahsettik ya, yine o durumu işte ifade ediyor burada. LUNC, evet, her ikisi de uzun vadede kurumsal yatırımcıya gerçek kullanıma ifade etmiyor. Ama bunlardan bir tanesi, ki o da LUNC, spekülatörleri ifade ediyor. Spekülatörler tarafından çok fazla tercih ediliyor. İşte bu yüzden LUNC'da hiç değilse orta vadede bir yükseliş bekliyoruz. Luna'da da LUNC'dan kaynaklı cüzi yükselişler bekliyoruz. Yeni girişim LUNC ve USD tokenlarına sahip olan ve acı çekenlere yeni Luna tokenlarının airdrop'unu içeriyordu. Basılan paranın önemli bir kısmı geliştirme ve madencilik faaliyetleri için ayrılacak diyor. Şu anda 1 milyar Luna token arzı var. Normalde şunu söyleyeyim, yanlış olmasın ama Temmuz ayının içerisinde yeni airdrop'ların dağıtılacak olması lazım. Fakat bunu yaparlar mı, yapmazlar mı? Büyük ihtimalle yapmazlar, açık söyleyeyim. Korkmayın, zaten verseler de elinize bir şey geçmeyecekti. Yani üzgünüm ama ya bu böyle, anlatabiliyor muyum? İlerleyen vakitlerde kesilebileceğiyle alakalı konuştuk. Hani zaten çok cüzi miktarlar veriliyordu. Dediğim gibi yapacak bir şey yok. İkiz coin diyor çöküşü. Kripto para birimi endüstrisindeki bla bla, burada şey diyor. Bu tahminler neden önemli? Luna'nın geleceği tüm kripto para birimi endüstrisi için çok kritik bir konu değildir. Şöyle, yok hayır ya, çok kritik bir konudan kasıt şu, buradan ders almak gerekecektir. Kaldı ki LUNC'un şu anda inovasyon dahilinde kriptoya uzun vadede hiçbir katkısı yok. Ama size katkısı olabilir, o ayrı. Kriptoya bir katkısı yok ama şu an sıfır. Siz boş verin o işi, tamam mı? Onunla biz ilgilenelim. Siz LUNC'un size katkısıyla düşün. Yenilenme stratejisinin bir parçası olarak lanse edilen performansı şu ana kadar tam anlamıyla kutlama niteliğinde değildi. Kutlama niteliğinde olmaz olur mu? Coin çok ciddi yükseldi ya. Yani LUNC başından bu yana, yani all time low'la all time high arasında, ATH arasında coin'in ne diyoruz? Çok ciddi bir yükseliş var. Çok ciddi bir yükseliş var. 600x'e yakın, 600x'e çok yakın bir yükseliş var. Bunu da bu şekilde bilmek gerekiyor. O yüzden böyle şey yapmamak lazım. Böyle lanse etmemek lazım yani. Ki yakında bu oran artacaktır. Coin yaklaşık söyleyeyim yani Eylül desen, devamında işte Mayıs desen, ya düşün Mayıs'la Eylül arasında değil mi 600x yaptı. Bu az buz bir durum değildir. Azımsanacak bir durum değildir. Ha şu saatten sonra yine işte Mayıs'la Eylül arasında değil mi o kadar olmayacaktır. Öyle 3 ayda 4 ayda falan ne bileyim 600x gibi olmayacaktır. Ama hala 3 ayda 4 ayda ki şu zamandan itibaren gerçekten büyük kazanç oranlarına tabidir. Onu söyleyebiliriz fakat. Terra 2.0 blok zincirindeki işlemler post mutabakat mekanizması aracılığıyla doğrulanır. Post normalde iyidir. Post inovasyondur. Devletlerin istediği mekanizmadır. Ha, ABD SEC tarafı rahat durmuyor. POS'u gördüğü yerde hemen menkul kıymet ibaresini bindiriyor. O da ayrı bir mesele. O da farklı bir tezatlık yani. A belirli bir zamanda çalışan 130 doğrulayıcıydı doğru ama bu 124'e kadar düştü. Şu an en son yani 127'lerde idi. İlerleyen vakitlerde büyük ihtimalle %5'e getirilmesiyle beraber bunun kuvvetli artacağını düşünüyorum ve 150'leri falan geçebilecektir bence. Bir post platformu olarak doğrulayıcının gücü stake edilen token sayısına evet bağlıdır. Luna'nın alım-satım işlemleri yalnızca bu belirli kripto para biriminin değil, piyasadaki bir dizi stablecoin'in de gidişatını belirleyecektir. Yatırımcıların güvenini kazanmayı başarırsa girişim stablecoin varlık sınıfının amacını ilerletmede uzun bir yol kat edecektir. Ha bu arada Terra klasiğin ha, Terra 2.0'ın değil. Şimdi bu haber biraz tuhaf olmuş, ben farkındayım. Mesela bazı verileri, mesela doğrulayıcı sayısını Terra Klasik'ten söylüyor, işte fiyatı Luna'dan söylüyor, bir tane fiyatını işte Lunge'dan söylüyor, onu bilmem neden söylüyor metni tarzında böyle karışık. Ya olabildiğince ben onu, zaten haber böyle şey olmuş, Luna ile Lunge'un sentezi gibi bir şey olmuş yani. Yine olabildiğince şey yapmaya çalışacağım, ben toparlamaya çalışacağım. Bir sonraki videoda devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.